Azeri dilinin Azeri demeyin. Azerbaycan dilinin. Azerbaycan Türkçesi deyin. Niye Azeri Çünkü Azeri bambaşka bir şey oluyor. demeyeyim? Şimdi Tamam. Öğreneyim bunu. evet. Ne oluyor? Şimdi şöyle O kötü bir diyelim. şey mi O oluyor? demin evet. Ne Şimdi olmuş? demin biz dedik ya mesela Türk dili Azerbaycan kanunvericiliğinde 1918. ilde kanunda Türk dilidir. Azerbaycan konstitüsyası diyelim de. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti kurulanda Türk dili oluyor. 37. yıla kadar bakın Lenin'in belə döneminde bu yine Türk dili oluyor. Slavyan dillerine yanaşı Türk dili oluyor ama 1937'de nedense yani Stalin döneminde yani bunun tarihine ben çok tarihçiler oturup bu kadar çok konuşmak istemiyorum yani ama yani bir tabii ki bir vatandaş olarak bir senet insanı olarak bir Türk olarak ilgilenmişim. 37. yılda Stalin döneminden sonra nedense bu değişiklik emele gelir ve Azerbaycan dili olmuş oluyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Biz coğrafyamızın ismini taşımış oluyoruz. Azerbaycanlılar ve dilimiz oluyor Azerbaycan dili. 1991. yılda yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğunda yani Sovyet dönemi dağıldı ya 91. yılda yeniden Türk dili Azerbaycan'da kanunu bir yani biz de Türk dili konuşan ülke oluyoruz. Şimdi Azerice dediğinde, şimdi biz bakın en büyük yanlış, ben kendime göre bunu diyorum, en büyük yanlış nedir? Biz Özbek deyirik. Yani bu hepsi neden önceden dedim ki bu bir siyasi şeceredir? Yani siyasetin bizi yönlendirdiği, dünya siyasetin, tabii sadece Stalin demeyeceğim. Yani bu imperializmin, İngiliz kuvvesinin, bizi yönlendirdiği kuvvelerin bizi bölmek için kullandıkları çok güzel bir böyle diyelim Özbek, Kazak, Kırgız. Halbuki biz Kaşgarlı Mahmut Efendini de okuduğumuzda görürük ki anlatır bize Türk'ün ne olduğunu, 20 boydan geldiğini, Oğuzların 24 boyu olduğunu, Kıpçakların ne bileyim ne kadar boy olduğunu ve bunların bir dil, Türk dili. Sadece lehçeleri farklı. Yani bir ağacın budaklarını zannedin de, yani budak açmış, o budaklardan Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Türkmen, yani bütün bunları Başkırtlar, dediğiniz gibi Altay'da yaşayanlar, hatta Kızılderililer bile. Ben bir dönemde çok ilgimi çekti. Kızılderililerin elifbasına ve konuşmasına baktım. O kadar Türkçe söz var ki orada. Ama ne olmuş? Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırmak istediği için herimize bir ad koymuş. Biz coğrafyamızın adını taşımışız. Özbekistan'da yaşayanlar Özbek olmuş. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri nedense olmuş. Azeri ile bizim hiçbir ilgimiz yok. Biz Türk'ük. Dilimiz de Türk ağacından, bir budağından gelen bir koldur. Bir de bakın ne kadar konuşuruz. Siz beni anlıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Kesinlikle. Oğuz boyundan geldiğimize göre biz birbirimiz tabii şimdi bazen Kıpçaklarda ben mesela program sunduğuma göre Kırgızistan'dan konak gelende, Kıpçak koluna, Kazakistan'dan gelende biraz zorluk çektim. Yani tercüman bile benim yanıma verdiler. Bir ay sonra dedim ki ayıptır valla. Ne yapacağım ben bu tercümanı? Biraz konuştuğumda ben onları anlayırım, onlar da beni anlayır. Yani bu dünyada siyaset bize siyasi ne diyeyim dünyadaki o siyasi kuvveler bize yön verdiğine göre maalesef çok güzel şekilde bizi kullanıp bizi ayırmışlar. Biz de can atmamışız birbirimizi tanımaya. Ha. Can atmamışız. Peki şu anda